Buraya da 70 lira. 71 orada. 72 burada. 73 geldi. 74 dedi beyefendi. 75 geldi. 50 lira böyle. 50 buradan gördüm. 55, 60 geldi buradan. 60 burada bayanda. 60 burada. Bunlar 75 olur abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Erdem mi ben mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu potergesi olan balık. Yani yumurtası satılan balık. Sayın başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Buraya kadar geldiniz. Özellikle bütün balıkçı arkadaşlar. Böyle bir şeyin içinde bulunduğumuz bizim için çok büyük gurur verici bir şey. Küçük balıkçıların özellikle bölgenin son yıllarda gelişme nedeniyle normalde sizin bildiğiniz döküm yerlerinin benim bölgemde ne zorluklar yaşadığını ben biliyorum. Döküm yerine gidiyorsunuz, belli saatiniz var. Üç gibi dökemez. Mümkün değil. Vakfımız 50 senelik bir vakıf. Doğal Hayat Koruma Vakfı. Türkiye'nin havası, suyu, toprağı için çalışıyoruz. Küçük ölçekli balıkçılığı çok önemsiyoruz. Kıyı balıkçılığını. Sizler buraların doğal bekçilerisiniz. Yani bizim azalan balık stoklarının korunmasındaki en önemli elçileri sizler olarak görüyoruz. Doğru balıkçılık uygulamalarıyla aşırı avlanmanın önüne geçerek, yanlışın önüne geçecek bekçiler olarak görüyoruz. Sizlerin yanındayız. Sesinizi daha fazla duyurmanız, daha fazla söz sahibi olmanız, problemlerin ortak çözümü için buradayız. Bugün bizi buraya toplayıp getiren WWF'e çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir adım bu. En güzel balıkçılığın gelişmesinde bir ağ gibi insanların birbirine kaynaşmasını sağlayan çok güzel bir toplantı oldu. Herkes hoş geldi. Bugün satışımızı Karaburun Belediye Başkanımız İlkay Girgin Erdoğan hanımefendi başlıyor. İlk tabak satışı o gerçekleştiriyor. Buyurun Sayın Başkanım. 1,5 kilo. Kefal, topan kefal. Evet. Ne kadar abi? 70'ten başladık. 70'ten başlıyoruz. Arttıran var mı? Bizimki birinci görevimiz sürdürebilirliği sağlayacak tedbirler almak, geleneksel balıkçıyı korumak, bununla beraber de yakalanan eşiyle, kızıyla, çocuğuyla, oğluyla giderek yakaladığı balığı reel fiyattan satımını sağlamak. İşte bugün örneğini gördüğümüz gibi. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Yalçın ben Erdem Kurulu'ndan korkmuştum. 3 kilo geliyor. Burası da benim yerim olmaları ister. 100 buradan gördün, 100 burada. Dünyanın en demokratik kuruluşları kooperatifler. Kendi yönetimini seçiyorsun. Kendi denetleyicini seçiyorsun. Kendi paranı harcıyorsun. Bakın, seçtiğin adam içinizden birisi. Denetleteceğiniz adam içinizden birisi. Ve sizin için harcanan para da sizin paranız. İşte başkan da söyledi. Denize iyi kullanmadığımızdan dolayı biz balıkları bitirdik arkadaşlar. Vahşice bir avcılık yaptık. Şimdi ne geliyor aklımıza? Bunu nasıl düzeltebiliriz? Biz balıkları nasıl değerlendirebiliriz? Balıkçının yüzünü nasıl güldürebiliriz? Balıkçının faydasını oluyor. Yani buradaki özel tekneler, işte buradaki çıkan balığı değerlendirmeye başladılar. Fiyatlar yükseldi. Turizm başladı. Yani birliktelik olunca her şey güzel oluyor. Her şey yolunda gidiyor. Olmadı.
Yani böyle herkes mesela gazinocu olsun, halk olsun giriyor içeriye, istediği balı soruyor. Eğer ki fiyatına uygunsa alıyor, evinde yiyor. Burada bir kıyı balıkçımız bağlı. Ha burada yerel yönetimin de bize çok büyük etkisi var. Burada mesela bir tekne 5000 liraya bağlıyorsa yıllığını, kooperatif üyelerimiz 50 liraya bağlıyor yıllık. Bu gezinin amacı bir şeyleri görebilmekti. Çok da güzel oldu. Çalışmaya katıldığınız için hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Ortak balıkçılık platformu oluşturmak istiyoruz. Şu an geldiğiniz, gördüğünüz her şey çok güzel, hemen uygulayamazsınız. Anında uygulanması mümkün değil sizin için. Ama siz bunu sindireceksiniz. Tartışmanız gerekiyor ki bunu daha sonra kendi şartlarınıza uygun hale getirip uygulayabilirsiniz. 1, 2, 3.